çok ben rahatsız MHK ediyor. Açısından iyi şeyler düşünmüyorum. Yani MHK'nın iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Ama bu MHK, ya dünyanın en iyi hakemi kim abi? Şu an. Düşünüyorum. Veya geçmişten. Kolina'yı getirelim. Bak Kolina'yı getirelim. MHK başkanı yapalım. Tam yetki verelim. Yani %10 iyi olur. %15 iyi olur. Yani %20 iyi olmaz abi. Yani burada hakemlik sistemini baştan aşağı yenilememiz lazım. O yüzden diyorum ki hakemlik sistemini baştan aşağı yenileyene kadar kritik maçlara yabancı hakem verelim ya. Ya şimdi bu Başakşehir Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i verdiniz. Bana göre yanlış atama. Fener'e göre doğru atama. Tamam, yanlış olabilir. Başakşehir'e göre. Sana ama göre. İşte gerek yok, gerek ama yok. Kimi koyunca kime göre doğru olacak i̇şte, ki? İşte yabancı getireceğiz. Paolo Tagliavento. Ya bence herkese göre doğru atama. Abi bu konuyu kaldıralım ya. Silelim, hafızalardan silelim. Bu kadar çok hakem konuşulmaz. Abi bak. Böyle şimdi, ömür geçmez ama yani. Bak şimdi şöyle bir şey var. Ben hakem mağdurum, ne? Sen mağdursun. O en mağdur sevgili, benim. Hayır benim. Biz daha mağduruz. Sevgili Erbatur, hakem. Hakem konusunda ya hakem nedir sonuçta? Ne? Hakem olayın neyi? Otoritesi. Hakim, otoritesi. Hakim, otoritesi. Otoritesi. Hakim figür işte. Otorite, yani oranın hakemi. 90 dakikında mı? O 90 dakika evet. Otoritesi. O otoriteye sen güvenmiyorsan, bu sistemle ilgili bir sıkıntı var demektir. Ama kusura bakma da sürekli böyle konuşursan güvenemez. En güvenilen adama bile güvenmez. Ama şimdi başına damanında gelmiş bunlar. Herkesin geldi. Bak şimdi seni nasıl atıyorum diye hakemler oldu mu olmadı mı? Oldu tabii. E tamam şimdi yani. Şimdiki hakemler şeyci değil ama. Böyle hokkabazı değil ama. Eyyan var. Sahtekar da değil ama idareyi maslahat var. E şimdi bana da 40 bin lira ben de kazansam. Ayda. Güzel para. Tamam mı? Cumhurbaşkanından fazla maaş alıyormuş. Evet 37 bin değil mi? E şimdi ben. E şimdi benim maaşım Cumhurbaşkanından fazla olsa. Birçok genel müdür düzeyindeki maaştan fazla olsa. Bankaların genel müdür yardımcıları seviyesinde olsa. 40 bin lira kazanacak olsam. Haftada 3 gün çalışıp. Haftada 3 gün çalışıyorlar abi. Tamam mı? Haftada 3 gün çalışıp birçok genel müdürden daha fazla para kazanıyor olsam hakemliğime halel gelsin ama mevcut durum devam etsin. Ama statükomu koruyayım. O yüzden Emre de buradan küfür etsin. O da bana sövsün. İşte bu değişsin. İşte değişemez abi. Yani bak, niye biliyor musun? Çünkü şundan ister istemez bu olur. Bak ister istemez. Ulan ben şimdi şu takım, şu büyük takım aleyhinde hata yaparsam, bunlar bana 4 hafta çaksalar. Gitti 40 lira. 20 lira gitti en az. 40 lira. 20'si gitti. 20 lira maaş var, 20'si gitti. Ben otomobil taksitine girmişim. Oğlanın okul taksiti Oğlanın var. Oğlanın okul taksiti var. Zaten üstü başı bir şekil yaptım filan. Yeni ev yaptık falan. Yeni ev yaptık. Yazlığa çıkma yaptık. Vesaire. E şimdi bir daha ceza gitti zaten. O zaman küme düşüyorsun yani. Bir de alttan zorluyorlar. Ulan bak 2 maçtır ceza aldı. İşte Mehmet gitsin ben geleyim filan. O zaman abi derim ki aman bu şeyler bağırmasın da. Büyükler bağırmasın. Bu 5 tane büyük var bunlar bağırmasın. Medyada konuşsunlar. Bu 5 tane büyüğün de içinde bazı üstünler var. Geçen hafta anlatmıştı. Geçen programın üstünlerin hukuku var. Mesela Emre bana küfür etsin ben onu duymam. Mahmut bir etsin bakayım. Ama Mahmut atlama ederse, edemez ama. Mahmut ederse duyarım. Tabii. Şenol Hoca etsin duymam. Ya da duyduysam da başka duyarım. Garibim İrfan Buz. Ama mesela İrfan Buz etsin şimdi bakayım. Yani Okan Buruk ederse yakarım baba. Beşi şakarım. Şimdi o zaman kendine ait bir statiko yaratıyorsun böyle. Konfor alanı. Ve 3-4 tane de mecbur şeyin olacak. Yandaşın. Başka şansın yok yani. Fırat. Bak kanka filan ha. Filan. Tamam mı? Tamam abi sen 42 kazan ben 38'e razıyım. Sen benden haftada bir maç fazla al. Ama beni de kolla yani. Senin de orada şeyin falan iyi. Böyle bakarsın olaya. Senin anlattığın çok doğru. Sonuna kadar çok doğru ama böyle konuşarak bu değişmez. Bu değişmesi gereken sistemin kendisi. İşte ben bak, diyorum. Fenerbahçe aynı çıkıp şey ben söylüyorum. Mağdurum. Trabzonspor çıkıp Rıza Hoca ben mağdurum. Beşiktaş'ta Sayın Nur Çebi yaptı. Tamam, ben mağdurum. Herkes senedir mağdur diye olmaz ki bu iş. 2 numaralı yöneticisi ben mağdurum diyor ya. 2 senedir bu takım hakkıyla şampiyon. Bir de herkes şampiyon. En mağdur. Ve en mağdur. Ya bir de. Yani dolayısıyla. Yorum okuyalım. Ne diyordum? Bir yok, iki evet, bu sistem yıl. Değişmeli. Bu sistem evet. Değişene kadar da bir araç çözüm olarak yabancı hakem öneriyorum ben. Peki. Neyse devam edelim. Neyi okuyacaktım? Bir şey yok. Şuan şuraya ayırdım. Ömer Faruk Tufan demiş ki MHK'nin başına kim gelse tartışılmaz demiş. Herkes tartışıyor. Ben bu yapıyla sistem değişmeli. Sistem. Yani sistem değil. Ben de gelsem tartışılır abi. Çünkü niye biliyor musun? Bakın şöyle oluyor. Ben bunları biliyorum yani.
geliyor mesela. Ben geldim diyelim. Ben değil de hakem. Aslanlarım, sonuna kadar arkanızdayım. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüzü çalın kardeşim. Bak hepsi böyle söylüyor. Sonra? Şeyde Mahmut Özgener de bunu söyledi. Hı. Ben iyi biliyorum. Mahmut Özgener aynen böyle toptan hepsini böyle söyledi. Şey de öyle söyledi. Mustafa Çulcu da öyle söyledi. Bülent Yavuz da böyle söyledi. Yusuf Namol da bunu söyledi. Yıldırım Demirören de bunu söyledi. Mehmet Ali Aydınlar da bunu söyledi. Yıldırım Demirören döneminde Sivas maçına PAP takımına çıkmayacak mıydı Beşiktaş? O kadar isyan etmişti hakemlere. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte onu diyorum başkanım. Hayır hayır. Her federasyon başkanı hakemlere bunu söyledi. Gördüğünüzü çalın. Biz dağ gibi arkanızdayız. Filan dedi. Filan falan. Bunun hayatta bir karşılığının olmadığını görmek lazım artık. Bakın 3 Temmuz sezonunda 3 Temmuz'un patladığı sezonda bir tane hakem çıkmadı diye hakemler böyle bir şey oldular. Hatırlayın. 11-12 sezondan bahsediyoruz. Hakemlere bir ne derler onun adına? Güven geldi. Yok. Patlaması. Hakemlerle ilgili bir şey konuşulmadı yani. Zaten başka mesele konuşuluyordu. Hani diyorlar ya hakemler üzerimizde çok baskı var. 2010-11 sezonunda üzerlerinde hiç baskı yoktu abi. Çünkü o gün neler konuşulduğunu bir düşünelim yani. Ama belki de en kötü performanslarından birini o sene yaptılar. Çünkü o idareci kafa hep duruyor, mecbur duruyor abi. Güvenmiyor abi adam Yıldırım Demirören'e veya Mehmet Ali Aydınlar'a veya efendime söyleyeyim Mahmut Özgener'e güvenmek istese de güvenmiyor. Diyor ki hani koyun kendi bacağından asılır ben diyor işime bakayım diyor. İşte o zaman kurumsallamayın. Ben bu kırkı diyor indirene kadar devam ederken. Kurumsallaşmayı değiştireceksin. Ben bu devam ederken diyor aman diyor yani. Halbuki, para bozmuş olabilir ha. Halbuki bu profesyonel hakemlik son derece iyi niyetle getirilmiş. Yani 1 milyon euro olan hakemin şey adamın karşısında, oyuncunun karşısında maç başı 3500 liraya ezilmesin diye alınmış bir karar. Ayrıca paraya tamah etmesin eğer bir gelişme olursa diye. Çok da normal. Ben profesyonel Serdar, hakem destekliyorum. Tebrik edebilir miyim? Ne açıdan abi? Niye? Sen kaçırmışsındır doğal olarak. Dip bir haberdi. Yarın gazetelerde çıkar. TFF 2. lig takımlarından 3. lig takımlarından Muğla Spor Başkanı ismini hatırlamıyorum Berkay olabilir. Muğlalı bir oyuncuyu bahis işine bulaştığından ötürü kadrodan gönderdiğini açıkladı. Tebrik ediyoruz demişim. Tebrik ediyoruz başkanı adını hatırlamıyorum kusura bakmasın. İnternette var haber. Sen burada ne diyordun? Nasıl yırtıyordun kendini? Kardeşim alt liglerde adamın parasını doğru vermezsen adam önce bahise kaçar. En iyi bildiği şey bahise kaçar. Bir şey soracağım abi. Şimdi sen İddia da çok. Sen benim paramı vermezsen ne yapayım abi ben? Muğla Spor Başkanı'nı tebrik ediyoruz. Ne yapacağım abi yani? Bir yere gayrimeşruya gireceğim yapacak bir şey yok yani. 10 kişinin 9'u girmezse 1 girecek abi. Muğla'da böyle oldu diye söylemiyoruz. Başkanın tavrını tebrik ediyoruz. Muğla'da ne olduğunu bilmiyoruz. Anlatabildim mi yani? O yüzden mutlak surette ödemeler. Haluk Beyimoğlu'ymuş. Haluk Beyimoğlu başkanı. Haluk başkana tebrik söyle. Ediyoruz buradan. Muğla'ya selam olsun. Ya o yüzden abi ödemeler dengesi çok önemli bir yer. Çok önemli bir konu. Her hakemlere zaman. De bu profesyonel neden çıktı onu anlatayım. Çünkü hakemler ağlıyorlardı. Diyorlardı ki biz ayda işte 3 bin lira falan maç başı 3 bin lira falan alıyoruz. Beylerimiz 12 lira falan. 4 maç etsek 12 bin lira. Sigortamız yardımcı hakem 1700 lira alıyor. Sigortamız yok bilmem neyimiz yok. Efendim bizim o zaman işten 2'de bir izin alıyoruz bu sefer de iş halbuki sakın. Bizim geçim kaynağımız orası. Baba yani 3 maçta maç alamasak bizim buradan gelirimiz yok. Biz o zaman bittik falan diyorlardı. Federasyonda iyi niyetle dedi ki Yusuf Namoğlu yaptı bunu. Bak bunu yapan Yusuf abi. Yusuf abiden başka da hiç kimse yapmazdı bunu. Yusuf Damoğlu da dedi ki ya bunlara bir para verelim. Tamam mı? Bunlar bir şeyden atsınlar kafayı. Yani ben 3 maç, 5, 4 maç ceza da alsam hiç olmazsa bir sabit gelirim var 10 bin lira mesela. Maç başlarına kesilse bile 10 bin lira devam ediyor. Olması gereken zaten. Filan falan yani. Dediler. Şimdi bu sabit gelirler yükseldi başladı. Bu sefer sabit gelirler bir arttı. 20 lira 25 30 lira. 3 tane maç 40 bin lira maç. Bu sefer tam tahakküm yani. Aman ha. Filan. Dengeyi tutturamıyoruz değil mi? Aman baba filan. Ondan sonra abi böyle başladı abi idare. Ha Türk hakemliği tabii ki çok çok iyi yerlere geldi. Tabii ki. Bizi neler duydum ben bu kulaklar neler duydu ya. Neler duydu? Neler duydu anlatamayız burada. Anlatsak hem yarın mahkemedeyiz hep beraber. Neler duydum ben hem de kimlerden ama duydum. Ama boş ver balıkçıya gidelim abi. Balıkçıya gidelim hakikaten ya. Yani kıyıdan köşeden. Yani ben size asıl konunun sahipleri gelsin anlatsın. Neler anlatırlar. Biraz yani. Yorum okuyacaktım bak okuyamadım. Devam edeyim. Yoksa şimdiki hakemlerimiz genel olarak temiz insanlar.